Efendim Eko Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Öncelikle herkese aynı zamanda iyi haftalar diliyorum ama bu hafta borsa açısından kısa bir hafta olacak malumunuz. Bugün itibariyle 2,5 işlem günü olacak Borsa İstanbul'da. Şu an haftanın ilk işlem gününde de Borsa İstanbul cephesinde yine yükselişler hakim. %1'in üzerinde primli 1460 puan seviyesini gördü endeks. An itibariyle de zaten bu seviyeye yakın bir seyir içerisinde diyebiliriz. Bugün ulaştırma sektörü günü %2'nin üzerinde. Ulaştırma sektöründe primler var. Bankacılık endeksi yatay, sanayi ve holding tarafı %1'in üzerinde primli. Yine teknoloji endeksine baktığımda %0,58'lik yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Evet, hacimlerde bir miktar artış görüyoruz aynı zamanda. Bu güzel, 10 milyarın üzerinde şu an hacim var ve hacimlerde de ilk sırada Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir üçlüsü var diyelim. Kur cephesinde de bildiğiniz gibi 8.30 seviyesinin üzerine görmüştük. Şu an 8.20 seviyesinin üzerinde de seyrettiğini ifade edelim. Kurun bugün yine birbirinden çok diyeyim daha doğrusu grafiğimiz var. Özellikle Borsa İstanbul'dan ons altına, DAX'tan Euro dolara kadar birçok şeye bakacağız sevgili Ahmet Mergen hocamla birlikte. O yüzden hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar. Evet, iyi haftalar herkese. Kısa ama iyi bir hafta dileyim. Ayrıca İnşallah. Bayramlarını da kutlayayım önceden. Artık borsada yükselirse iyi bir bayram olur onlar için. Bu da uzaktan kutladığımız son bayram olur inşallah. Böyle hani dua ederken de tam edelim, iyi niyette bulunurken de tam iyi niyette bulunalım istiyorum. Hocam bu son olsun. Hakikaten geçtiğimiz yılda bu yılda çok da tadı yok. Evlere kapalı bir şekilde geçirilecek son bayram olsun inşallah. İnşallah. Kurban Bayramı biraz daha açık alanlarda muçk herkesle beraber öpüşüp koklaşarak geçer inşallah ama. Ne güzel olur. Daha var gibi gözüküyor bana. Kurban da geçer bu şekilde. Ya önemli olan herkes dillendiriyor artık. Yapacağız, edeceğiz, gelecek, gidecek, olacak, şu, bu falan filan. Geçelim bu işleri. Aşı nerede? Aşıyı yapın. Yani çaresi buysa bu. Bir ayda bitirin. Kaç milyon kişiyi aşılarsak. Aşı bulunamıyor galiba. Hocam yani işte İngiltere'yi yerlerde görüyorsunuz. Nereden nereye geldi? Amerika şu an inanılmaz bir ivme kaydetti aşılama nedeniyle ve cidden yani halk da çok rahatladı. İngiltere işte kısıtlamaları kaldırıyor. İşte İsrail'de gördük. Belçika işte parti düzenlemiş. Yeni Zelanda'yı zaten örnek bile vermiyorum. Onlar zaten ada oldukları için tabii korunaklılar da aynı zamanda. Ama aşılama çalışmasında önde giden ülkelerde vatandaşları evet bir miktar refaha, feraha erdi gibi görünüyor. Darısı başımıza yani diyelim. Yeni Zelanda, Finlandiya falan filan zaten bu ülkeler bu dünyada değil ki artık. Başka bir boyutta yaşıyor diyorsunuz. Başka bir boyuta geçti gitti onlar. Yani burada hologramı bıraktılar. Biz burada yaşıyoruz zannediyorlar onlar. Onlar başka bir dünyada yaşıyor. Biz niye yaşayamıyoruz başka bir dünyada anlamış değilim. Yani aşı bir şekilde Çin gelecekti gelmedi. Sinovac, öteki tarafta Sputnik. Neyse, yani Rus aşısı var bir şeyler. Yani o normal şartlarda 50-60 milyon çok rahatlıkla hızlı bir şekilde aşılanır. 10-12 milyonda kaldık. Oralarda işte oradan gelecek, buradan gelecek falan filan. Bu arada kendi vatandaşımız evdeyken turistler geliyor gidiyor falan. İyi peki, hani ona da katlanalım. Dolar peşindeyiz ya, yani dolara ihtiyacımız var, var ülke olarak. Tamam katlandık ama aşı önemli şey. Yani insan sağlığı yani devletlerin en önemli görevi nedir? Bir onu soralım. Yani devlet dediğin şey insanların bir araya getirdiği aynı amaçlar uğrunda, aynı topraklar üzerinde, aynı sınırlar içinde kalmış kendi refahını üst seviyeye getirecek, birbirleriyle ortak paydada veya paydalarda birleşen bir insanlık topluluğunun ortaya getirdiği bir yönetim, bir kuruluş yani. Bunu biz teşkil ediyoruz. Yani ülkede insan yoksa zaten devlet de yok. Bir süre sonra. Yani bunların görevi insanların sağlığıdır. Hukuktur, adalettir. Ve en önemlisi sağlıktır. Gerisi fasafisodur. Yani
Neyse, çalışılıyor. Ama yani çalışılmıyor demiyorum. Vaka sayıları da bayağı düştü. 60 binin üzerinden 15 bine geldik. Yerlerde, bir sebeplerden dolayı. Yani bakan da çırpınıyor mu, ne yapıyor? O da mı çaresiz kaldı? Bir şeyler oluyor. Ama insanlar ölüyor. 250, 300, 280, 350. İnsanlar gene ölecek efendim. Kimse bu dünyaya kazık çakmaya gelmedi. Anladık. Onu biz de biliyoruz yani. Kimse kalmıyor. Dinozorlar da kalmadı. Biz de kalmayacağız. Yani Yeni Zelanda ve Finlandiya falan filan onlar başka bir boyuta, başka bir dünyaya gittiği için belki onlar sürdürür insanlığın neslini. Burayı yaşanmaz hale getiriyoruz zaten sağ olsun bütün ülkeler. Neyse. Geçelim bakalım. Hocam endeks. Bol aşılı günler. Endeksle başlayalım diyeyim. İnşallah. Sağlıklı bayramlar dileyim. İnşallah hocam. Evet. Şimdi yoksa bugün yani, bugün birçok şeyi konuşacağız hocam. O yüzden isterseniz endeksle başlayalım. Ons altın bakacağız. Gümüş, DAX. Yani görüntü ikili dip mi olur? Yoksa sağ tarafa yıkılır. 135-145 bin arası bir üçüncü dip mi arar? Ama fark etmez. Yani 3 aşağı 5 yukarı şu anda direnç geçiliyor. 145 bin direncinin üzerine çıkılıyor. Bu grafiği haftalar önce attık. Yani yavaş yavaş oluşuyordu burada. Yukarı tarafta şimdi babaların devreye girmesi lazım. Bu banka endeksi artık bu diplerde, hala diplerde. Yani burada da bir dip çalışması var. Dün yukarı, bugün aşağı falan filan buralarda oyalanıyor ama yani Tüpraşlar, holdingler, Koç holdingler, Sabancılar falan bunlar biraz artık devreye girmeli. Kalkınacaksa ülke. Yani. Öyle olunca da burası 150 binin üzerine doğru tırmanır. Hızlı tırmanırsa sağa doğru yıkılarak bir düzeltme yaşar. Çünkü ortalamalardan uzaklaşmış olur. Ortalamaların da böyle yönünü yukarıya doğru döndürmesini bekler. Oradan bulacağı destekle bir daha 160 bine doğru gider mi, gitmez mi göreceğiz. Şu anda son durak kırmızı renkli 20 günlük ortalama. Nerede orası? 140.800 yani 1408. 141.000'de. Biraz daha altı 140.500. Yeter. Onun altı gene 135-145 arası git gele başlar. Vakit öldürür. Bu arada Mayıs'ta sat, sonra gel projesi de mumları sayarsak 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Yani yaklaşık 132.000'den 145.000'e kadar, 146.000'e kadar süren bir ralliyi de 10 günde kaçırdınız kardeşim Mayıs'ta satarak. Yani borsa ne zaman ki bir tekrardan ibaret, herkes bu işi çözdüm falan dediği anda kendi kendine görevimiz tehlikedeki bant gibi o görüntüyü imha eder. O sistemi imha eder. Sen hala orada olduğunu zannedersin. O sistem çalışıyor zannedersin. Başka bir sisteme geçer. Kendini bir anda değiştirir. Onun için de değişime hayatta olduğu gibi borsada da ayak uyduracaksın. Aynı yerde kalmayacaksın. Ya işte. Hani diyenler olacaktır. Hocam sen hala obalarda, tobalarda, çanakta kaldın. Onlar demirbaş. Onlarsız olmaz. 150 senedir buradalar. 150 sene sonra da gene obolar, mobolar, çanaklar, çömlekler görürsünüz çalışır. Teknik analiz zaten fiyatları etkilemez. Teknik analiz sadece olan görüntünün fotoğrafını çeker. Analistler de görüntünün konuştuğu lisanı sizin anlayacağınız lisana tercüme eder. Bu kadar basit.
her şeyin kendine göre bir formasyonun hedefi var. O hedefler gerçekleşecek diye %100 bir kural yoktur. Ama bir hedef tayin etmek istiyorsan bu formasyon düşerse buraya, giderse şuraya kadar sürebilir, gidebilir. Hedefi budur. Oralara geldiği zaman gelirse ne yapacağını bil diye ortaya çıkar. Onun için takip edilir. 125 bin, 145 bin üçgeninin yukarı yönde katlaması 165 bini gösterir. Öyle mi? 20 bin puan. Koy üzerine 145 bin, 165 bin. Ama orada olmayacak. Önce 160 civarına, 159. Sonra sağa doğru bir yıkılma. 1431-43 sol omuz. 1250 orta taraf. Sağ taraftaki 1450'nin üzerinde kalabilecek şekilde 1500'ün üzerinde 10 bin puanlık alan içinde gezinme sırası oluşan bir sağ omuz. Sonra işler iyiye giderse 125 bin, 160 bin, 35 bin puan üzerine koyarsan, bir zamanlar 185 bin demiştim, 135 binden sonra. Hatırlarlar, Bay Teknik'te 135 bin yazmıştım, hocam bu ne falan demişlerdi. Evet, evet. O zaman 90'larda filandı. Burası da 190-195 bini hedefleyebilir. Dolar 8 lira olursa bölersen işte orası 27 bin dolar falan olur mu bilmiyorum. Oralara doğru niyetlenebilir. Şimdi buradaki bu düşüş bir anda çok büyük bir, yani 25 yaklaşık 35 bin puanlık yarı çapı olan çok büyük bir çanağa dönüşüp sonra da tam bir daireye dönüşebilir. Ümidimiz bu. Yani geçelim. Hocam ons altına devam edelim isterseniz. Malum 1840 dolara kadar yükseldi. Tabii canım, yukarı gideceği aşikardı yani. Ben demiştim deyin hocam. 1760'tan beri öyle bir fık 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 orada hareketler mareketler. Ta önceden söyledim. 1677, 1600 kaç orası? 80. Aradaki tepe kaç? 1755. Burada ikili dip oluyor. Arkadaşlar bana söylemiyor galiba diye. Twitter'da da. Aradaki puan farkı kaç? 1680. 20 dolar oradan. 55 dolar daha 75. 1755'in üzerine 75'i koyarsan 1760, 70 de oraya koy, 1830. 1843'e gelmiş. Çanağı tamamlamış, ikili dibin gerektirdiği kadar yukarı gitmiş. Esas çanak 1875'te tamamlanacak. Ama şimdi kısa vadede hızlı çıktığı için dinlenebilir. Yani bu görüntüler sonrası benim IBAN'ı yayınlıyoruz. Oraya danışmanlık ücreti takdim edilir artık. Ya şaka şaka. Ama sarı renkli çanak minicik orada. Katlandı mı? Katlandı. 1760, 1840. 40 ile üzerine koyuyor. 1840, 43 işte. 1850 oralara doğru 55 var. Sonra 1875 var. Orası yeter. Orada biraz çarpışma yaşanır. Geçelim. Hocam yukarı şimdi döndü. Ons altından hemen sonra bir de gümüşe bakalım isterseniz. Burası kanı hızında fakat 28-33'e doğru gidiyor. Yani o çanak tamamlanacak herhalde. Yalnız kırmızı ve yeşilden biraz fazla uzaklaştığı için belki biraz dinlenebilir. Ama niyeti sanki 28-33 ve sonra 30 dolar gibi görünüyor bana. Destek ortalamalarda. Ortalamalar nerede? 26-26,5 civarında. İki tane desteği var.
20 günlük ve 50 günlük yeşil renkli ortalama. Yalnız ortalamadan biraz fazla uzaklaştı. Gördüğünüz gibi 24-28 çanağı var. Daha sonra 23-78-24, yukarıda 30, o çanak tamamlanacak. Uzun vadede 24-30 çanağı katlar mı? O bir hedef. Olur mu olmaz mı? Garanti veremem ama onun katlanması hedef olarak 36-38 dolar arasında büyük düşüşün %61.8'lik geri çekilme seviyesini hedef olarak gösteriyor bana. Garanti veremem. Geçelim. Geçelim hocam. Gelin. DAX diyelim geçelim. Şimdi. Bir de DAX'a bakalım. Pandemiydi, oydu, buydu derken bak şimdi burada güzel bir omuz baş omuz vardı. Sol omuz 15.311 en sol tarafta. Orta baş kısmı 15.501. Sağ taraf 15.355. Oradan bir yıkıldı aşağıya. 14.845. 14.300'lere doğru gidiyordu. Bir karambol oldu. Hop yukarı döndü. Bu sefer obodan çanağa dönüyor. Tobo gibi. Tepede tobo olmaz ama çanak olur. Yani çanak görüntüsü ve akıma devam formasyonu. Akıma devam nasıl? 14.845, 15.500, 155 oradan var. 500 de öteki taraftan 655. Koyarsan üzerine, zaten 500'ü koysan 16.000 ediyor. O çanağın katlanması hedefi 16.150, 16.200 filan. Bu pandemi mandemi ayağına şirketler müthiş karlılıklar yazıyor. Esasında bir test yaptılar bence. Böyle olursa karlılık nasıl olur gibi gördüler. Evlerden çalışmalar, şunlar bunlar. Karlara bakın. Ya bu ekonomi pandemi dolayısıyla çöküyordu, yok şirketler zarar ediyordu falan filan, edecekti mi edecekti. Hikaye. Tam tersi oldu bence. DAX, tabii ki araba sektörü yani otomotiv sektörü önemli. Yukarıya gidiyor. Şimdi solumuz 15.076, baş kısmı 14.845. Sağ tarafta o boşluğu kapatacak şekilde ortalamaya doğru bir geri çekilir. Oradan sonra çanağı tamamlarsa 15.500'ün üzeri istikamet Akdeniz'dir gibi 16.000'e doğru gider o zaman da hedef olarak. Geçelim. Geçelim hocam. Şimdi bir de euro dolara bakalım isterseniz. Euro dolarda da şu an an itibariyle baktığımızda 1.20-1.66 parite. Yani Yellen devreye girdi. Hop hop falan faiz artışları olabilir şu bu carcurt. Güzel de kardeşim. Sen bunu söylüyorsun ama iyi polis kötü polis rolüne girdi burası. Yani birisi yok ya faizler artmaz martmaz derken arada sırada bakıyor ki ortalık alevleniyor. Hemen devreye giriyor. Faiz artışıyla giremiyor. Lafla. Faizler artabilir. Her an şunu yapabiliriz. Her an bilmem ne falan. Nereye? Piyasaya bak o zaman. Yani ABD dolarında faizler artacak. Bütün dünyayı kasıp kavuracaksa burası nereye niye buraya gidiyor? Burası o zaman 1.17'nin altına gitsin. 1.17'nin altına gitmesi o kadar kolay değil. 1.17'de 50 aylık ortalama var. Maliyet var. Onun altına kolay kolay gidemez. Giderse Avrupa'ya buradan söylüyorum geçmiş olsun. Avrupa'ya mal satan bazı ülkelere de geçmiş olsun. Yukarı gidiyor burası. Dolar endeksi 91'lerde. Bir şey olduğu yok. Birileri bir şey söylüyor ama grafik bambaşka tarafta. Buranın 1.23.50'ye kadar falan gitme ihtimali var. Görüntü öyle. 1.20, 1.21.50 çanağı, sarı renkli çanağı tamamladı. Biraz dinlenebilir. Çok yukarı gitti. Ortalamadan uzaklaştı. Gerçi bu 4 saatlik grafik ama
Bunu kapladığı zaman zaten hedef 1.23 oluyor. 23.50 filan. Yani baktığım zaman bana kimse hikaye anlatmasın. Hikaye başka iş, burada görünen bambaşka bir iş. Bu her zaman da böyledir. Bu arada şampiyon olacak kulüplere falan filan fiyatlara iyi baksınlar. Yani spor şirketlerinin fiyatlarına şampiyon olduk. Kim şampiyon olursa şampiyonluktan sonra fiyatlar genelde yükselmez. Gidin geçmişe bakın, aşağıya doğru gider. Mallar şampiyon olmadan satılır. Geçelim GBP'ye. Beklenti alınır, gerçekleşen satılır diyelim borsada. Evet, pound dolara hocam. İsmi lazım değil. Şirket 13 lirayı bence görmez bir daha kısa sürede. Olsa bile. Evet. Burada da bir sarı renkli çanak var. Burası da gitseydi 1.36'nın altına. Yok. 38'den döndü. 1.40'da önemli bir direnç var. Burada yalnız bir tane tepe değil. Sol tarafta geçmişte bir sürü tepe var 1.40'da. Şimdi orası geçiliyor. Ortalamalardan biraz uzaklaştı. Hadi çanak direnci var falan filan. Burada biraz dinlenebilir, satış gelebilir. Şu olur, bu olur. Ama bunun üzerine doğru yolculuk başlarsa 1.40-1.45'e kadar geldi zaten. Bunun üzerine yolculuk başlarsa 1.43-1.50 görünüyor burası da. İlk hedef zaten 1.38-1.40. 200 pips yukarı katla 1.42. Bunun tepeleri bir yerde tepesi olması lazım. 1.43-1.44 hatırlıyorsam iyi. Ha, uzun vade neresi hocam? Brexit öncesi 1.50 idi. Çok uzun vadeli 1.70. Orası kolay kolay geçilmez. Ama biz bir sonraki grafiğe çok rahatlıkla geçebiliriz. Geçelim. Hisselere geçiyoruz hocam. Reklama gitmeden bir Anadolu Grubu Holding'e bakalım. %8'in üzerine gördü bugün. Şu an %6,5 artı 25.50. Yani işte biraz alım yaptım burada. Tavana götürdüm bir anda falan. Birileri var. Belli. Zaten yani lot yok ki burada. Yani fazla lot olmayan bir yer. Biraz yani eşeleyip deşerse hop tahtada bir karambol dönüyor. Alıp birileri gayet rahat götürebilir. Etkin gruplar veya spek kimse. Tepeler 30'lardaydı. Sonra 34-16'dan beri satış geldi. Çıkış akımı orada bitti. Kısa süreli düşüş akımına girdi. 19-22-24 arasında bir çanak var. Toboya yatıyor. Şimdi 42 geçiliyor. 24-42 değil mi? Bugün kaç? Hocam %6,5 artı 25.50. Tabii canım. 26 lirayı gördü. Bak gördün mü? Demek ki alım gelince yani şimdi laf çıkar. Ahmet Hoca akolu götürür diye. Vallahi pilotum yok. Yani hiç. O yüzden böyle rahat konuşuyorum diyorsunuz. Aman ha. Beni karıştırmayın. Ama yukarı tarafta direnç 28 filan civarında. Bu sarı renkli çanak katlayabilir. 28 veya 29 aralığında satıcı gelir. Önce. Orada bir harala güreli olur. Ondan sonra ortalamaları beklerler. Ortalamalardan sonra bir daha 34 yapar mıyız yapmaz mıyız diye kendi aralarında konuşurlar. Büyük çanağı da tamamlayabilirler. Yeter ki borsa yani toparlansın. Borsada bir katkıda bulunsun. Yoksa hiçbir şey öyle tek başına kolay kolay gitmez. Hele holdingler. Ama karlılık iyi galiba. Bunun Anadolu Efes'i de vardı değil mi? Hı hı. Evet. Yukarı doğru dönüyor. Direnç geçildi. Evet. Sonra 28 civarında konuşuruz bakalım. Evet, reklama mı geçiyoruz? Reklama gidiyoruz hocam, iş yatırım diyeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim, hisselerimizle devam edeceğiz. Hadi.
Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hisselerle devam edelim. İş yatırım diyelim önce. İş yatırıma bakalım. Şimdi grafikte ekranlara geliyor. Evet, iyi bir çıkış trendi vardı. 1 liradan 4.49'a kadar ortalamaların üzerinde kalarak yukarıya doğru gitti. Bir aralar 2.58-2.60 civarında bir 1.93 işte 1.90-2.60 arası bir gitmiş gelmiş. 2.60'ın üzerine kopartınca 3.46 tepe biraz fazla uzaklaşmış gene ortalamaya. Yani ortalamadan fazla uzaklaşmak istemiyor bu kağıt. Korkuyor yani bu ayrılmaya. Sürüyle beraber gidiyor. Maliyetlerle beraber çarpa çarpa yukarıya. 4.49'da piyasa satışa geldi. Zaten endeks satışa geldi. Pazartesi, kara pazartesi 2.73'e vermişler. Ama ondan önce 3.5 civarında ortalamanın altına gidince tırmanma çabaları da ortalamayı geçemeyince oradan sonra saldılar. Şimdi 2.56 civarında bir omuz baş omuz yapar mı TOBO? 2.73'ün hemen orada sağ tarafında bir dip var. 2.56 baş. Ama bunun oluşabilmesi için 2.97'nin geçilmesi lazım. Hatta 50 günlük ortalamanın üzerine çıktığını görebilirsek o zaman deriz ki tamam kardeş, burası tekrar 3.5-4'e doğru hareketlenmek üzere, alıcı geldi diyebiliriz. Ama şu anda ortalamaların geçilmesini bekliyoruz. Geçer mi geçmez mi göreceğiz. İlk direnç 2.89'daki 20 günlük ortalamada. Geçemeyip tekrar aşağı salarsa o zaman 2.5'a bakmak lazım. 2.5'un altı en güçlü destek yaklaşık 1.92 lira aralığında. O da zaten yani büyük çıkışın nereden baksan yani %61'i falan kadar gelmiş olacak oraya eskaza gelirse. Buradan bir tepki verebilir gibi gözüküyor şimdilik. Bakalım ortalamalara dikkat. Geçelim. Geçelim hocam. Şimdi Bursan yatırım diyelim bir de. An itibariyle %2.5'un üzerinde artı 392.10 çalışıyor şu an. Yani burası da 30'larda 40'lardaydı. Genelde bu 35 civarında alınır, 55'e satılırdı. Ondan sonra müthiş bir patlama yaşandı diğer kağıtlarda olduğu gibi. 70'ten 670'e uçtu. Ondan sonra da zaten inişli çıkışlı bir piyasa oluşmaya başladı. Satış geldi. Gelen satış ortalamalarda tuttu, durduruldu. Bir süre 411 570 aralığı, 560 aralığı yatayda seyretti. Orada demek ki biraz mal dağıtıldı herhalde ki oradan sonra aşağı gidince 400'ün altında, bilhassa 470-480'de yeşil renkli 50 günlük ortalamanın altına gittiği anda fiyat bir kanal içinde hareket ederek aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Hem ortalamaların altında kaldı hem de kanal içinde aşağı doğru gidiyor. Alt mavi çizgi destek, üst mavi çizgi trend çizgisi direnç. Ama şu anda iki ortalama arasında eğer 405-406'yı geçebilirse o zaman biraz daha yukarı taraftaki trend çizgisine, kanal direnç çizgisine doğru hareketlenme yaşanabilir. Önemli olan onun geçilmesi. Eğer o geçilirse o zaman daha büyük bir TOBO'ya bakarız. 357 solumuz, 307 baş. Sağ tarafta 400'ün üzerinde bir tane daha sağ omuz şeklinde. Ama oraya daha vakit var. İnşallah öyle olur. Ama önce 406 direnci geçiliyor mu, geçilemiyor mu ona bir bakmak lazım. Tekrar 375'in altına, 20 günlük ortalamanın altına gidiş bir kere daha bir dip teşebbüsü olur. 307'ye kadar gitmeyebilir. 350-360'da belki durabilir. Ama hala kanalın içinde. Düzeltme devam ediyor demek lazım. Ortalamanın üzerine çıktığı anda
işler değişir. Başka şekilde düşünmeye başlarız. Geçelim. Geçelim hocam. Bere Holding diyelim şimdi de. 32.94, 32.98 fiyat. Vay be diyorum, Kombasan zamanını hatırladım da yani. Yani hiç bunları söylemiyorsun Perihan. Yani, hocam kusura bakmayın, unutmuşum haber vermeyi. 17 misli olmuş. 2 liradan 34'e. Biz orada tıpraşlarla falan uğraşıyoruz. Gitmeyen kağıtlarla. Burayı da almışlar belli. Bir grup var herhalde. Haldır uldur. Ortalamaların üzerinde. Kağıdı sürüklüyorlar yukarıya doğru. Kağıtta performans da var. Olmasa gitmez buralara. Birileri de sahiplenmiş anlaşılan. Genelde kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstünde kalaraktan yukarıya doğru gidiyor. 23.72'de bile dönmüş. Yani bırakmamış kendisini. Şu anda 34.50'ye doğru gidiyor. Burada ikili tepe olur mu olmaz mı onu incelemek lazım. O sonraki günlerde belli olur. Kısa vadeli. Olursa bir daha 50 günlüğe doğru sürüklerler. Yok üzerinde kalırsa, üçgen yapıp bir daha patlarsa o zaman anlaşıldı. 40'a doğru götürüyorlar demektir. Trend yukarıya gözüküyor. Kırmızı renkli ortalama 28.62. Onun biraz üzerinde bir dip var. 30 falan. Yani 28.50-30 aralığının altına o aralıkta gelebilir düzeltmede. Ama kırmızının altına giderse 28.60'ın o zaman yeşil denenir. Orada tutar tutmaz onu bilemezsin. O riski görmezsin. Yani kısa vadede. Ama kağıt şu anda tutulabilir durumda. Niye? Trend yukarıya onun için. Daha hala tırmanıyor. Bir şey diyemeyiz. Geçelim. Vagonda kal. Hocam Özak diyelim. Özak YYO 4.45-4.46 fiyat. Evet, çıkış kanalı içinde yukarıya doğru giderken sonra kanaldan dışarı çıktı. Ortalamaların da altına gitti. 5.30 civarında. 4.33 pazartesi günkü, kara pazartesi günkü nokta. Oradan zıpladı zıplamasını ama ortalamaların üzerine çıkamadı. Satıcı gelmiş. Karını realize etmiş. 1.93, 6 lira, 3 misli. Şimdi sürükleniyor. 4.24 civarında dip yapabilir mi? Göreceğiz. Ama kağıt görüntü itibariyle ortalamaların altında olduğu sürece düzeltme devam ediyor. Düşüş akımı devam ediyor demek lazım. 4.24'ün altı 3.90 falan. Dipler orada. Onun altı 3.50. Yukarı gidebilmesi için 4.88'deki 50 günlük ortalamanın üstüne çıktığını görmek lazım. Çıkmadığı sürece sürükleniyor hala aşağı doğru. Pardon. Geçelim. Geçiyoruz hocam. Odaş'a geçiyoruz. 2.50-51. Gerçi geçenlerde yani, de bakmıştık. Çok büyük bir değişiklik yok ama bir kez daha bakalım. Onun için koydum. Hı-hı. Yatırımcı burada çok mağdur oldu. Doğru. Çok da omuz kişi soruyor. Omuz başımız zirvesi. Sarı Hı-hı. renkli alan. Oradan sonra 3.5-3.70 civarında oradan bir çakıldı aşağıya. Yani diğer kağıtlar bu kadar düşmedi. Bu kendisine özel bir vaka. Evet. Kağıda özel. Yani bu kadar taban gitmedi kağıtlar. Aksine kağıtlar bir sürü kağıt. Yani kara pazartesi günkü kağıt hani diplerin altına inse bile gene teptiler yukarıya. Hocam bunun olayı o değildi ya. Yani hani çan kömürünün halka arzı biliyorsunuz bu mevzu yıllardır konuşuluyordu Odaş'ta. Tabii hani onun da beklentisiyle birlikte. İşte beklentiyi al gerçekleşeni satın belki de en önemli örneklerinden biriydi. Olanlar işte o beklenti gerçekleşince oldu burada ama tepki gelmedi. Evet. Yani yatırımcı da iyi bir ders almış oluyor ama böyle dersleri almamak lazım. Yani bu kadar sert düşüşlere yakalanmazsak iyi olur. Onun için sepet yapmak lazım. Bir de dediğin gibi yani belli bir şeyde bir beklenti oluştuktan sonra o fiyat zaten erişeceği yere gider. O beklentiyle gider. Beklenti olduğu zaman
E tamam. Oldu zaten. Oraya, yani oraya, o noktaya havadan eften püften gelmiyor ki. Bir sebebi var. O sebep de işte ortaya çıkan o beklenti. Haber. Daha önceden yayılan haberle gidiyor. Olduktan sonra tamam. Oradan sonra herkes karını yeni gelenlerin üzerinde realize ediyor. Bu kadar basit. Yani. Şampiyon oldu. Oldu bitti, tamam. Seneye şampiyon olacak garantisi var mı? Yok. Satarlar. burada da satmışlar. 2-10 civarında dipler var. Şimdi orada tutunmaya çalışıyor. Belki bir ikili dibe, sonra da kırmızı renkli veya yeşil renkli ortalamaya doğru bir tepki alımları gelir mi? Gelebilir. ODAŞ'ta kimler var? Mutlaka etkin bir grup vardır. Genel senedi sahiplenip oralarda dağıtan. Eğer onlar tekrar niyetlenirse yukarıya, yatırımcıdan malı boşaltırsa, ondan sonra tepkiyle tekrar 3 lirana doğru gene sürükleyebilirler. 2 lira 20 kuruştan 3 lira yapsa %35. İyi para. Yani. Öyle hocam, bir de yıldız pazarda olan bir hisse olduğu için, yani hani gerçekten küçük hisselerde olan bir hareket gibi bu. O yüzden çok kişi mağdur oldu. Çünkü sığ bir tahta değil ODAŞ, biliyorsunuz. Şu an kademesinde 825 bin not alıcı, 578 bin not satıcı var. Yani hani sığ bir tahta değil yıldız pazarda. O yüzden çok hani istemediğimiz hareketler bunlar. Evet. İşte bu tip hareketlerde böyle olunca, bu tip hareketler yeni gelen hisseleri etkiliyor. Halka arzları etkileyebiliyor. Birçok kağıtta yatırımcı yakalandığı için borsayı etkileyebiliyor. Borsa düşünen, gelen senet almayı düşünenler filan, yok abi girme oraya ya, fena bir yer, bir girdim acayip zarar yazdım falan şeklinde propagandaya sebep oluyor. Olumsuz. Oluyor da oluyor yani. Geçelim. Geçelim ama hocam. Ama burada da tabii hiçbir yatırımcıya para kazanma garantisi. Ben paramı getirdim, hisse aldım. Nerede benim param? Niye ben kazanamıyorum? Kardeş, kazanma riski, kazanma garantisi yok. Kaybetme riski var. Yani bir şirkete ortak oluyorsun. Şirket zarar da edebilir, sen de edebilirsin. Ortağı olarak. Bunu bilin yani. Garanti yok burada. Öyle gibi sanılıyor. Yani geçelim. Geçelim hocam, alt pazardan bir hisse bakacağız şimdi. Burçelik 22.66-22.70 çalışıyor şu an. Yani buna da bir bakalım dedik. Hı hı. 8 liradan 34 liraya roket, tavan tavan tavan. Ondan sonra klasik böyle hızlı çıkışlar sonucu diğer bütün kağıtlarda yataya sardı. Sarı renkli alanda dolaşıp duruyor. Aşağı taraf 20 lira. Yukarı taraf 28 lira. 8 liralık bantla yukarıya, oradan aşağıya. Şu anda gene sürükleniyor. Biraz toparlanmış gibi. İki ortalama arasında kalmış. 50 günlüğün üzerine çıkartırlarsa 23'ün üzerine filan. Ha, demek ki etkin grup bir kere daha 28'e doğru götürecek herhalde derler. Kısa vadeli yararlanmaya çalışırsan ne ala. Ama burada tonlarca lot alıp da 4-5 lirayı cebe indirmek, öyle bir şey yok. Seni anında görürler kimin alıp sattığını. Öyle yedirmezler yani, borsa amiyane tabirle. Yani vurup da kaçan mı, öyle bir iş yok. Gelirsen çorbayı da içersin, terse de verebilirler. Çok mal alırsan. Buralar öyle yerler. Geçelim. Geçelim hocam. RSH GYO bakmıştık. Şimdi RSH'a bakacağız bugün. Bölündü galiba. Bir şeyler oldu burada. Çünkü daha yukarılardaydı. Ben 0.41, genelde bu 80 sent falan civarı, 80 kuruş falan civarındaydı. Çünkü 2.5 liralardan falan yıllar öncesi bölünüp 80'lerde süründü. 4-5 sene kaldı galiba orada. Sonra bu son pandemide bütün kağıtlar gibi roketledi. Yani 40 kuruştan 7 liraya. Sonra çok sert hareketler, aşağı yukarı aşağı yukarı, gördüğünüz gibi. Bu tip hareketler genelde birilerinin olduğunun ispatı. Yani kağıtlarda, normal kağıtlar, yani Koç Holding'de bilmem nerede falan filan böyle
bu tip hareketler görebilir misiniz? Kolay kolay yani yabancı yaptırtmaz sana. Buralarda yukarı aşağı yukarı aşağı en son göründüğü kadarıyla iki tane dip yapmış. 2.20-2.30 aralığında. Bir kere daha 6.38'e gitmiş. Çanak tamamlanmış ama oradan sonra aşağı doğru sürükleniyoruz. 2.86 dip. 4.63. İyi çıkış. Şimdi sağ tarafta dinlenmede. Ortalama nerede? 3.80 civarında. Kırmızı renkli ortalama 20 günlük. 50'nin üzerinde kalabilirse 3.92. Demek ki bir tur daha var. Tekrar yukarı yapabilir. Buna uzun süre girmedim çünkü yani çok fazla yatırımcı giriyor. Bir şey söylesen olumsuz yatırımcı alınıyor. Vay sen işte Türk sermayesine balta vuruyorsun bilmem ne şu bu. Oho yani. O zaman yorum da yapmamak lazım. Ne haliniz varsa görün demek lazım yatırımcıya. O da olmuyor. Bir sürü bilinçsiz yatırımcı var. Parayı sokmuş ne olacak diye bekleşiyor koyunlar şey gibi yani. Yani burada dilimliyorlar insanları bu tip kağıtlarda. Götürüyor veriyor götürüyor veriyor. Sonra aşağıdan topluyor. Yatırımcı bu arada kayboluyor gidiyor. Küsüyor. Bir sürü yeni yatırımcı gelebilecek kişileri etkiliyor. Bu yalnız reisas üzerinde değil. Bir sürü kağıtta oluyor bu hareketler. Biraz daha dengeli olabilsek iyi olacak. Ya burayı bıraktı şimdi yatırımcı. Altcoin'larda maceraya gitti. İyi de para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar herhalde. Öyle duyuyorum. Bu arada başka işler de dönüyor. Siteler, miteler kapanıyor, paralar alınamıyor. Vallahi pek o konularda bilgim yok. Ne oluyor, ne bitiyor orada. Ama burada da ortalamaların altına giderse kırmızının altına 3.70'in o zaman bekleyeceğiz. 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmasını bekleyeceksiniz. Şu anda düzeltmede. Geçelim. Geçelim hocam. Arena diyelim. Hemen bir teknoloji hissesi bakalım. Evet burası ender görünen yani elmas formasyonuna gidiyor gibi bir hal var. Yani tepeleri birleştiren çizgi yukarıya, dipleri birleştiren çizgi aşağıya doğru. Görüntü şu anda gene ortalamanın altında. Ama 10 misli olmuş kağıt. 6 liradan 60 liraya gelmiş. 67 liraya gelmiş. İyi para. Zaman zaman çok sert çıkışlar yaşanıyor. Niye? Lotlar az diye biliyorum. Kontrol edilebilir yerler. Alıyorsun, götürüyorsun. Fazla alıcı gelince veriyorsun, indiriyorsun. Alıcı dökülüyor. Tekrar alıyorsun, bir daha götürüyorsun, bir daha veriyorsun. Gene o düşüşte yatırımcı dökülüyor falan filan. Arada yatırımcı para kaybederken birileri para kazanıyor. Şu anda ortalamaların altında 49.90, 50 diyelim. 50'nin üzerine doğru giderse tepeleri birleştiren aşağı eğimli mor renkli çizgiye kadar oraya değene kadar yükselebilir. Geçelim. Geçelim hocam. Armada diyelim şimdi. Bir de ona bakalım isterseniz. Evet. Bu da deminki örneklerden. 18 liradan 94'e. Yani durdurak bilmemiş. İnanılmaz. Evet. Bir parabolik bir çıkış. Apollo çıkışı. Ondan sonra tepede yakalananlar şimdi bekliyor. Fiyat %50 aşağı gitti. 94.48. %40 falan gitmiş aşağıya. Çıkış ne kadar? 20 desek, 100 desek 80 lira. 80'in yarısı 40. Çıkarırsan 90'da yaklaşık 50 lira. %50, %60'ını çıkışın geri vermiş. Sonra bir ikinci tur daha olmuş 80'e. 94'ü geçemedi. Gelen kar satışlarıyla ortalamaların altına gitti. Şu anda da ortalamaların altında 48'e kadar gelmiş, tırmanmış, olmadı 42. Yani 45 civarında toparlanmaya çalışıyor kağıt. Mavi renkli trend çizgisini, direnci geçerse ki o da 50 günlük ortalamaya doğru geliyor.
55 civarı. O zaman fiyatta tekrar 60 veya 70'in üzerine doğru bir hareketlenme çabası, bir hareketlenme görülebilir. Gider mi gitmez mi? İnceleyeceksin. Stop koyarak bakabilirsin. Yalnız burası da eskiden olduğu gibi ben pek bakmıyorum ama lotların az olduğu bir yer diye düşünüyorum. Öyle bilirdim ben de. Yani böyle 500 bin lot alıcı, 700 bin lot satıcı falan. Bakarsınız. Yok hocam, 19 lot alıcı yani 10 lot satıcı var mesela şu an aktif tabii ama alt kademelerde de 200-300 maksimum 700 tabii lot canım. Gibi. Az lotların olduğu bir yerlere dikkat edeceksiniz. Böyle paldır küldür dalarsanız o malı yedirmezler. Dikkat çekici olur, evet. Tabii dikkat çekersin. Ortaya çıkarsın yani böyle pat diye. Kim bu arkadaş? Aldı bu kadar lotları, ne yapacak acaba? Niyeti ne filan diye biraz sorar soruştururlar, sizin hakkınızda bilgi edinirler. Geçelim. Geçelim hocam. Doğaş diyelim. Doğaş ile devam edelim isterseniz şimdi de. Burada da dipleri birleştiren çizgi destek ama tepeleri birleştiren çizgi de direnç. Ortalama 28 civarında. Kanal içinde süzülüyor. Ortalamanın üstüne ve mor renkli tepeleri birleştiren çizginin üzerine çıktığı anda tekrar çıkış trendine dönüyor demektir. Oraya dikkat etmek lazım. 27'nin altı, bir kere daha dipleri birleştiren kahverengi çizgi, destek çizgisi denenecek demektir. Ona göre hareket edeceğiz. Geçelim. Kaldı mı epey? Evet ama hocam süremiz bitti maalesef. Birkaç tane grafiğimiz kaldı ama bugün normalin de üzerine grafiğimiz olduğu için aslında yetiştiremedik ama 16-17 grafikte bakabilmiş olduk bu süre zarfında. İyi, tamam, her şeye de baktık yani. Evet, kalanları siz zaten Twitter'dan paylaşacağınız için biliyorum. O yüzden varsa Twitter hesabı olanlar diyeyim. Ahmet Hocam da bu kalan grafikleri oradan hesabından paylaşıyor. Hemen oraya bir gönderme yapalım. Evet, iyi bayramlar herkese. Sağ olun hocam, sizlere de. Kiloları aldık. Hadi bakalım hayırlısı. Gene şekerler mekerler. Millet hepimiz yiyecek. Aldık hocam. O hepimizin genel yani problemi. Pandemiden sonra diyetisyenlerin önünde bayağı bir kuyruk olacak gibi. Öyle görünüyor. Evet, herkes ortalama 4-5 kilo almış galiba Türkiye'de. Hareket edemiyoruz ki. Yani hocam çevremde kiminle konuşsam evet ortalaması tabii herkesin de kendi kilo ortalamasına göre bu iş değişiyor ama bir 4-5 kilosu var minimum, evet. Evet, artık tekrar inşallah işler biraz düzelir. Ondan sonra yürüyüşlere başlarız herkes. İnşallah. Tabii bizi dışarı bırakırlarsa. İnşallah biz hocam. Biz özel vakayız, bizi kolay kolay bırakmıyorlar. Bizde bir dertleri var ya, dur bakalım. Oo, özledik sizi hocam inşallah. Hadi bakalım herkese nice bayramlara. Sağ olun. Hastalık, sizin de şimdiden bayramınızı kutlayalım hocam. İnşallah. Peki bakalım. Kendinize iyi bakın, tekrardan görüşmek üzere diyelim. Evet efendim, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın saat 2'de Borsa Teknik yayınımız var. Ama çarşamba günü seansımız yarım seans olduğu için bu hafta 2 yayınımız olacak Borsa Teknik tarafında. Evet, şimdilik veda ediyorum. Yarın saat 2'de Borsa Teknik'te tekrar görüşünceye dek herkese mutlu bir kapanış diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.